Sevgili gençler, sınav ajandası konu anlatımıyla tekrardan karşınızdayız. Konumuz polinomlar ve ikinci polinom videosunu çekiyoruz. Devam edelim konumuza. Bir Px polinomunun katsayılar toplamının a0 artı a1, a2, an'e kadar sabit teriminin de a0 olduğunu artık biliyoruz. Şimdi katsayılar toplamımız neymiş? a0, a1, a2, an bunların toplamı. Buradaki a0'ın da artık sabit terim olduğunu biliyoruz diyor. Px artı b polinomunun katsayılar toplamını bulabilmek için önce x yerine 1 yazar ve pa çarpı 1 artı b eşittir pa artı b değerini bulmamız gerektiğini anlarız. Daha sonra pa artı b değerini buluruz. Yani katsayılar toplamı sorulduğu zaman senin tek mükellef olduğun derdin ne olacak? X gördüğün yere 1 yazacaksın ki katsayılar toplamıyla karşı karşıya kalasın. Yani böylelikle Px polinomunun katsayılar toplamının P1, Px-2 polinomunun katsayılar toplamının ise P-1, P5x artı 2'nin katsayılar toplamının da P7, Px kare artı 3'ün katsayılar toplamının da P4 olması gerektiğini söyleyebilirsin. Mesela ben öğrenciyken bunu biraz yanlış anlamıştım. Katsayılar toplamı denilince sanki sadece P1 bulunacak gibi anlamıştım ki sonradan anladım. Sadece ben x gördüğüm yere 1 yazacağım. Tamam. Px polinomunun katsayılar toplamı P1 ama neden Px-2 polinomunun katsayılar toplamı P1 olsun ki? Sanki P1'i bulacakmışım da x gördüğüm yere 3 yazmam gerekiyormuş gibi düşünüyordum. Ama yanlış. Bizim derdimiz tek sadece x gördüğümüz yere 1 yazmak sevgili gençler. Şimdi mesela şu soruya bakalım. Px eşittir x kare eksi 2x eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bunu bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor sevgili gençler? X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Böylelikle 1 eksi 2 eksi 1'den doğru cevabın eksi 2 gelmesi gerektiğini görürüz. Diğer ön bilgimizde diyor ki Px artı b polinomunun sabit terimini bulabilmek için x yerine 0 yazarız diyor. Yani p a 0 artı b'den pb'yi bulmamız gerekiyor. Pb değerini hesaplarız böylelikle. O zaman diyor px polinomunun sabit terimi p 0. Bakın x gördüğümüz yere 0 yazdık. X gördüğün yere 0 yaz burada. P eksi 2 yani px eksi 2 polinomunun katsayılar toplamı p eksi 2. P 4x artı 2'nin sabit terimi p 2. Az önce katsayılar toplamı demiş olabilirim. Sabit terimi diyoruz p 2. Px kare artı 5'in sabit terimi de x kare, x gördüğün yere 0 yazarsan x kare 0 olur, p5 olur diyebiliriz sevgili gençler. Demek ki sabit terim sorulduğu zaman da aynı yukarıda katsayılar toplamı sorulduğu zaman bizim tek derdimiz x gördüğümüz yere 1 yazmaktı. O halde sabit terim sorulduğu zaman da x gördüğümüz yere 0 yazmak olur diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyoruz bir diğer sayfamıza ve sorumuza. Px artı 2 eşittir x kare eksi 3x artı a polinomu veriliyor. Bu px artı 1 polinomunun sabit terimi. Sabit terim dediği zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. O halde burası ne oldu? P1. Demek ki P1 kaçmış sevgili gençler? 5. Olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben yukarıda P1'i bulabilmek için x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Eksi 1. O halde P1 olur orası. P1 eşittir x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyorduk. 1 eksi 3 kere eksi 1 artı 3 artı a. Eşittir neymiş sevgili gençler? 5. Şimdi şurası 4 yapar. 4'e ne eklersen 5 olur. 1 eklersek demek ki a kaçmış sevgili gençler? 1'miş. O halde cevap da Denizli'ymiş diyebiliriz. Şimdi burada bir başka ön bilgimiz var. Diyor ki bu Px polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları a0, a2, a4'tür. Tek dereceli terimlerinin katsayıları da a1, a3, a5'tir. Bakın şurada x karenin önünde a2 var. X üzeri 0'ın önünde a0 var. X üzeri 4'ün önünde de a4 olacaktı. Demek ki bu çift dereceli terimlerin katsayıları a0, a2 çift indisli terimler oluyor. Tek derecelilerinki de tek indisli terimler oluyor burada. Bir px polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı p1 artı p-1 bölü 2. Tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı da p1 eksi P-1 bölü 2 olarak bulunur diyoruz sevgili gençler. Bunların kanıtları var ama şu an gerek duymuyoruz bu kanıtları yapmaya. Formüller gayet ezberlenebilir nitelikte. Bir Px polinomunun, güzel bir soru. Bir Px polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamının tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamına oranı
3 bölü 2'dir. Yani P1 artı P eksi 1 bölü 2'nin P1 eksi P eksi 1 bölü 2 oranından bahsetmiş 3 bölü 2 diye. Yalnız buradaki 2'leri de götürüp ben şu şekilde yazabilirim bunu. P1 artı P eksi 1 bölü 2 değil. P1 o 2'ler gitti. P1 artı P eksi 1 bölü P1 eksi P eksi 1. Bu neye eşitmiş sevgili gençler? 3'ün 2'ye oranına eşitmiş. O halde ben buna 3K bölü 2K da yazabilirim. Doğru mu? Doğru. Şimdi bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra şöyle diyeceğiz. P1 artı P eksi 1'in 12 olduğunu vermiş ya bize. Bakın şurası neymiş? 12. Şimdi 3K'ya 12 düşüyorsa K kaçtır? 4. O zaman K 4 ise burası kaç yapar? 8. Demek ki burası da neymiş? 8'miş. Şimdi bizden ne istenmiş? Onu da okuyalım. Px polinomunun katsayılar toplamı istenmiş. Peki Px polinomunun katsayılar toplamı nedir sevgili gençler? Tabii ki P1'dir. Dolayısıyla P1 istendiğine göre ben şunları biliyorum ya artık bakın P1 artı P eksi 1 eşittir 12 idi. P1 eksi P eksi 1 de 8'miş. İkisini toplarsam 2 tane P1 gelir elime şunlar gider. Eşittir 20 ise P1 kaçtır sevgili gençler? 10'dur diyebiliriz. Yani cevap da bu şekilde Edirne olacaktır deriz. Şimdi geçiyoruz bir diğer ön bilgimize. Diyor ki Px'i Qx'e bölmüş. Burada Bx bir bölüm, Kx de bir kalan olmak üzere. Burada özelliklerimiz var. Aynı normal tam sayılarda bölme işlemi gibi. Px'i nasıl elde ederim? Qx ile Bx'i çarpar üzerine Kx'e eklerim. Normal mesela 37 ya da şöyle diyelim hiç sayıyla örnek vermeyelim de. Sayılarda sevgili gençler A'yı B'ye böldük. Burası C, burası K iken K B'den küçüktür diyoruz ya hani. Ya burada da diyeceğiz ki o zaman buradaki kalan polinomunun derecesi bölen polinomunun derecesinden küçük olacak diyebiliriz. Eğer Kx polinomunun derecesi hem Qx hem de Bx polinomların derecesinden küçükse Qx de Bx yer değiştirebilir diyoruz sevgili gençler. Bunu zaten burada da diyorduk. Mesela K aynı zamanda C'den de küçükse B ile C yer değiştirebilir diyorduk. Kx 0 ise Px polinomu Qx polinomuna tam bölünür denir ki zaten biz sayılarda da ne diyorduk? Kalan 0'sa A, B'ye tam bölünür diye bir ifade kullanıyorduk. Demek ki aynı özellikleri taşıyor. Sadece bir derece farkı var. O derece farkını da zaten polinom olduğu için yadsıyabilirsin. Px polinomunun Ax artı B ile bölünmesinden elde edilen kalan x eşittir eksi b bölü a için p eksi b bölü a eşittir k olur. K'ya kalan diyoruz. Mesela px'in x'e bölümünden kalan x'i hemen sıfıra eşitledin. P sıfırdır. px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan hemen x eksi 1'i sıfıra eşitlersen x ne olur? 1. P 1'dir. P3x eksi 1'in P3x eksi 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalan burayı sıfıra eşitledin. X gördüğün yerine yazacakmışsın 1. O 1'i nerede yerine yazacaksın? Burada. 3 kere 1, 3. 1 çıkar 2, P2'dir diyoruz. Px karenin x artı 2 ile bölümünden kalan sıfıra eşitlersen x ne gelir? Eksi 2 gelir. Eksi 2'yi nerede yerine yazacaksın? Burada. Yazın yerine ne geldi? P4. X artı 2'ye bölümünden kalan diyor. Sıfıra eşitledin. X ne geldi? Eksi 2, eksi 2'yi şurada yerine yazacaksın ve diyeceksin ki P kare eksi 2'dir diyeceksin. Buradaki örneği neden verdim ben size? Çünkü px kare ile p kare x birbirinden farklı olduğu görülsün diye. Tamam mı? Şimdi sorumuza bakalım. AB'den farklı olmak koşuluyla px eşittir x kare artı 4x eksi 6 polinomunun x eksi a ve x eksi b ile bölümünden kalanlar eşit olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi x eksi a ile bölümünden kalan diyor ya x eksi a'yı sıfıra eşitlersen x ne gelir? A. Peki x eksi b'yi sıfıra eşitlersen x ne gelir? B. Şimdi burada yerine yazarsak diyor PA eşittir ne olur? A kare artı 4A eksi 6 ve PB ne olur sevgili gençler? B kare artı 4B eksi 6 olacaktır. Bunlar birbirlerine eşitmiş aynı zamanda. Bunlar şimdi birbirlerine eşitse A kare artı 4a eksi 6 eşittir b kare artı 4b eksi 6 da denilebilir. Bunları yaptıktan sonra eksi 6'lar gidecek. A kare artı 4a b kare artı 4b'ye eşit. Şimdi ne yapılacak?
Bunu şöyle diyebiliriz. B kareyi bu tarafa gönder. A kare eksi B kare eşittir 4B eksi 4A. Yaz burayı. Sonrasında A eksi B çarpı A artı B yazalım biz burayı. Ve burayı da 4 parantezinde B eksi A diye işaretleyelim. Şimdi A B'den farklı olduğu için B eksi A ile A eksi B'yi götürebiliriz ama burada bir eksimiz kalır. Böylelikle A artı B'de neye eşit olur? Eksi 4'e. Zaten bizden de bu isteniyordu cevap. Bursa. Şimdi eminim bazılarınız demiştir. Hocam bu kadar uzun çözmeye gerek yok muydu? Ben de biliyorum yoktu. Ama polinom olarak çözmek istiyorsak bu şekilde çözeceğiz. Peki bunu başka türlü çözebilir miydik? İfademiz şans eseri bir parabol. Ve bu parabolde x eksi a ve x eksi b'ye bölümünden kalanlar eşit olduğuna göre diyor ya. Yani pa ile pb'nin eşit olduğunu biliyoruz biz. Şimdi bunun bir parabol olduğunu da biliyorsak bizim tepe noktamız nerede? Eksi 2'de bakın. Eksi 4 bölü 2'den. Eksi 2'de. Şurası eksi 2. Eksi 2'nin bir bu tarafında a varmış bir de bu tarafında b varmış gibi düşüneceğiz ki. Mesela şimdi şu parabol şu şekilde. Şu şuraya eşit olsun gibi düşüneceğiz. Şimdi şurası mesafeler eşit olması gerektiğinde şunla şunun toplamı daima neyi verecektir sevgili gençler? Şuraya bir bakalım. Eksine tamam. Şimdi şurası ne olur? Eksi 2 artı x diyelim buraya. Şu kısma eksi 2 artı x. Şu kısım ne olur? Eksi 2 eksi x. Şimdi bununla bunun toplamı sorulmuş aslında bana a ile b'nin. Şunla şunu toplayın sevgili gençler. Artı x'lerle eksi x'ler gider. Eksi 4 gelir. Toplamda her zaman ama her zaman eksi 4 gelecektir diyebiliriz. Evet, geçelim bir diğer sayfamızdaki bir diğer sorumuza. Px eksi 1 eksi Q2x eksi 1 eşittir. Eksi 2 eksi x polinomu veriliyor. P küp x polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan hemen eşitle sıfıra x ne gelir? Eksi 1. O eksi 1'i nerede yerine yazacaksın? İşte burada. Demek ki P küp eksi 1 eşittir neymiş? Kalan 27'ymiş. O zaman P eksi 1 3'tür diyebilir miyiz sevgili gençler? Deriz tabii ki. Q kare x eksi 1 polinomunun sabit terimi sorulmuş. Sabit terim sorulduğu zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Nerede? Burada. Demek ki bizden ne istenmiş? Q kare eksi 1 istenmiş diyebiliriz. Şimdi gelin şurada x gördüğümüz yere 0 yazalım. Böylelikle p eksi 1'i eksi q eksi 1'i elde ederiz. Eşittir 0 yazdığım zaman ne geldi? Eksi 2. Peki p eksi 1'in biz ne olduğunu biliyoruz? 3. Bu 3'ü karşıya gönderirseniz eksi q eksi 1 eşittir eksi 5 olur. Eksileri götürdük. Q eksi 1 5 oldu. Bizden ne istenmişti? Q kare eksi 1 istenmişti. 5'in karesinden doğru cevabın 25 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ve geçiyoruz bir diğer sorumuza. P küp x polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre. Şimdi P küp x'in x eksi 2 ile bölümünden kalanı hemen şurayı sıfıra eşitlersen x eşittir 2'yi burada yerine yazacaksın. Ve P küp 2'nin aslında sen 8 olduğunu böylelikle P 2'nin de 2 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söylersin. Ve aşağıdaki polinomlardan hangisi x eksi kök 2 ile tam bölünür diye sorulmuş. Yani aşağıdakilerden hangisinde P kök 2 eşittir 0'dır diye soruyor. Şimdi p kök 2'nin 0 olabilmesi için şurada ben içerisinde kök 2'yi yerine yazdığım zaman 0 gelmesi lazım. C seçeneğine bakarsanız p kök 2'nin karesine 2 eksi 2'den. P2'yi zaten biz ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Götür yerine yazarsan 2 eksi 2'den 0 gelir. Tek 0 gelen cevap da Ceyhan'dır. Dolayısıyla cevabımız da budur deriz. Notumuza bakalım. Notta diyor ki bir px polinomu x eksi a çarpı x eksi b ile tam olarak bölünüyorsa x eksi a'ya ve x eksi b'ye tam olarak bölünür. Örneğin bir sayı 6'ya bölünüyorsa biz ne diyorduk? Hem 2'ye hem 3'e bölünür diyorduk. O zaman bir sayı bir polinom şuna bölünüyorsa hem x eksi a'ya hem de x eksi b'ye bölünüyordur diyeceğiz. Ve sonrasında da bakın sorumuzda diyor ki px ax kare artı 3x eksi b'ymiş. Bu polinom neye tam bölünüyormuş sevgili gençler? X kare eksi 3x artı 2'ye tam bölünüyormuş. Peki bunun çarpanları nelerdir? X eksi 1 çarpı x eksi 2'dir. Bunu biliyoruz. Peki o zaman buna tam bölünüyorsa ayrı ayrı hem x eksi 1'e hem de x eksi 2'ye tam bölünmüyor mudur? Bölünüyordur. O halde x eksi 1'i 0'a eşitlersem x eşittir 1 ve bunu 0'a eşitlersem x eşittir 2 gelecektir. Ve bunları da sırasıyla yerine yazarsam ikisi de 0 gelecek. Yani P1 eşittir
A artı 3 eksi B. Bu ne olur? 0. Peki P2 nedir sevgili gençler? 4A artı 6 eksi B eşittir. Bu da 0 olacak. Alttakinden üsttekini eğer çıkarırsanız 4A'dan A çıkar 3A. 6'dan 3'ü çıkar 3. Eksi B'den eksi B'yi çıkar 0. 0'dan 0'ı çıkar 0. Demek ki A buradan ne gelecek? Eksi 1. Eğer ki A'mız eksi 1 ise şurası 2 olur. 2'den B'yi çıkardığımız zaman 0 geliyorsa B kaçtır? 2'dir. Ne demiş bize soruda? A ile B'yi çarp. Çarpın 2 ile eksi 1'i ve sonrasında da Adana seçeneğini işaretleyin sevgili gençler. Şimdi geçiyoruz sağ taraftaki kısma. Bir soruyla karşılaşıyoruz ve soruda bize diyor ki Px polinomunun sabit terimi 3. O zaman P0 neymiş? 3'müş. Katsayılar toplamı 5. O zaman P1'imiz neymiş? O da 5'miş. Px polinomunun x kare eksi x ile bölümünden kalan sorulmuş. X kare eksi x dediğimiz şey x çarpı x eksi 1 ile bölümünden kalanı bize sormuş. Peki x ile bölümünden kalan diyor ya, bunun kökü ne? 0. X eksi 1 ile bölümünden kalan da nedir? Kökü 1'dir. Zaten 0'la 1'in neler olduğunu bize vermiş. Şimdi bir parabolün de, pardon, bir polinomun da x kare eksi x ile bölümünden kalan ancak ne olabilir sevgili gençler? Ax artı b tarzında bir polinom olabilir. Tabii ki burada bir sayı olarak kalan da verebilir. Yani a'sı 0 da olabilir. Hatta a'sı ve b'si 0 olup kalanımız 0 da olabilir tamamı. Dolayısıyla garanti olsun diye ikinci dereceden alamayacağına göre kalan ax artı b'dir diyoruz. Peki kalan buysa ben bu p0'ın 3 olduğunu biliyorum ya. O zaman k0 da 3'tür. K0 ne sevgili gençler? B. Yerine yazdım bakın. Tamam mı? B'ymiş. Demek ki B 3'müş. K1 nedir o zaman? O da 5'tir. K1'i bulalım. A artı B. Peki B kaçtı? 3'tü. 3'e ne eklersen 5 olur? 2. Demek ki A'mız 2, B'miz 3'müş. O halde kalan polinomun sorulmuş bize. Kx eşittir Ax artı B idi. Ben A'yı buldum. 2. B'yi buldum. 3. Cevabım ne? 2x artı 3 diyebilirim. Geçiyorum bir diğer soruya. Px polinomunun x küp eksi 1 ile bölümünden kalan x kare artı 2x eksi 1 olduğuna göre p kare x'in x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ben Px polinomunu neye bölmüşüm sevgili gençler? X eksi 1 parantezinde x kare artı x artı 1'e bölmüşüm ve kalan olarak karşıma ne gelmiş? X kare artı 2x eksi 1 gelmiş. P kare x'in demiş. Şimdi ben bunun karesini alacağım. Tamam mı? Bunun karesini aldıktan sonra bunu neye böleceğim? X kare artı x artı 1'e böleceğim. Ve kalan ne olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, biz burada px'i şu ifadeye böldüğümüzde kalan bu oluyorsa, p kare x'i buna böldüğümüz zaman kalan şunun karesinde. Bakın şunun karesinde, çünkü kalan da karesini almak zorundayız. Yani biz sayıyı eğer mesela 37'nin 5 ile bölümünden kalan 2 ise 37'nin karesinin 5 ile bölümünden kalan 4'tür diyoruz. Neden? 2'nin de karesini alıyoruz çünkü kalanın karesini alıyoruz. Dolayısıyla kalanımız ne olacak? Kx fonksiyonumuz bir kere x kare artı 2x eksi 1 olacak. Ve bunun karesi olacak. Şimdi biz neye bölüyoruz bunu? Şuna. Peki x kare artı x artı 1'i ben sıfıra eşitlersem x kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazabilir miyim? Gönül rahatlığıyla. Şurada x karemiz var. O zaman eksi x eksi 1 yazdım. Artı 2x eksi 1 yazdım. Tamam mı? Ve sonra gençler bunun karesini aldık. Bu da 2x eksi x'ten x gelir. Eksi 1 eksi 1'den eksi 2 gelir. Bunun karesiymiş kalanımız. X kare eksi 4x artı 4 yapar bu da. Peki bak bir x kare daha gördün mü? O zaman yine yaz bak x kare gördüğün yere eksi x eksi 1'i. Eksi x eksi 1 eksi 4x artı 4 yaptı. Eksi 4x eksi x daha eksi 5x. 4 eksi 1 de 3 yapar. Demek ki kalanımız neymiş? 3 eksi 5x. Artık x kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazamıyoruz. Çünkü x karemiz kalmadı. Dolayısıyla cevabımız 3 eksi 5x olur diyebiliriz sevgili gençler. Ve geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bir px polinomunun x artı 2 ile bölümündeki bölüm bx kalan 5'tir.
P(x)'in x artı 1 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre P2x-1 polinomunun sabit terimi nedir diye sorulmuş. Şimdi bir Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan diyor ya, sıfıra eşitlersem x ne gelir buradan, kökü eksi 2. Eksi 2'yi nerede yerine yazacağım? Burada. Eksi 2 yerine yazılırsa P-2 eşittir. Kalanımız neymiş? 5'miş. Şimdi kalan 5 iken bu Bx'in de, yani bölüm polinomunun da x artı 1 ile bölümünden kalan, yani B-1 dediğimiz polinomda neye eşitmiş sevgili gençler? Kalanı 2'ye eşitmiş. Neden eksi 1 yazdım? Çünkü şurayı sıfıra eşitlediğim zaman x'imiz eksi 1 gelecektir. Şimdi bizden ne istenmiş? P2x-1 polinomunun sabit terimi. Yani x gördüğün yere 0 yaz demiş. X görülen yere 0 yazılırsa şurada bizden istenen şeyin de P-1 olması gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi biz yukarıda Px polinomunu x artı 2'ye bölünce, bakın Px polinomunu x artı 2 çarpanı var. Çarpı bölümümüz ne oluyor sevgili gençler? Bx oluyor. Ve bu Bx'ten kalan ne oluyor? 5 oluyor. Şimdi x artı 2 çarpı Bx artı 5. Bu Bx'in de x artı 1 ile bölümünden kalan denmiş ya bize. Kalan 2'ymiş. P2x-1'in sabit terimi soruluyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Bizim bunu algılayabilmemiz için şunu yapabiliriz bakın. P2x-1 sorulduğuna göre ben burada x gördüğüm yere 2x-1 yazayım. Eşittir. 2x-1 artı 2 yazalım. X gördüğümüz yere 2x-1 yazdık. Çarpı PMB 2x-1 artı 5 yazdım. Şimdi gençler, ben P-1'i merak ediyorum ya. P-1 elde etmek için x görülen yere ne yazmak gerekiyor? 0. Yazarsam P-1 gelir. Eşittir. Burada 0 yazarsam ne gelir sevgili gençler? Burası 2 çarpı 0, 0. Eksi 1 artı 2'den 1 gelir. Çarpı. Burada 0 yazarsam B-1 gelir. Bir de artı neyimiz var? 5'imiz var. Peki B-1'in ne olduğunu vermişti bana soruda. 2. 2'ye 5 eklersem sonuç ne olur? 7 olur. O halde bizim cevabımız da 7'dir diyebiliriz. Çünkü biz bizden ne istiyor demiştik? P-1'i istiyor demiştik. Bize zaten sonuç olarak 7'yi bulduk. Cevap da 7'dir diyebiliriz. Şimdi geçtik bir sonraki sayfamızdaki bir sonraki uyarımıza. Diyor ki bir Px polinomunun x üzeri n artı a ile tam bölünebilmesi için polinomda Px eşittir x üzeri n artı a çarpı Bx olacağından x üzeri n gördüğümüz yere eksi a yazılınca kalan 0 olmalıdır. Nasıl mı? Şu şekilde. Şimdi x üzeri 9 artı mx küp eksi 2 polinomu x küp artı 2 ile tam bölünebildiğine göre. Bakın x küp artı 2'yi sıfıra eşitleyeceğiz. X küp eşittir eksi 2 olacak. Burada acaba neyin küpü eksi 2'dir diye düşünmekten ziyade polinom zaten buna uygun verilir sana soruda. Sen de x küp gördüğün yere eksi 2 yazarsın. Olur biter. Bakın bu x üzeri 9 dediğimiz x küpün küpüdür aslında. Artı m çarpı x küpümüz var. Bir de eksi 2'miz var. Ve biz ne yapacaktık? X küp gördüğümüz yere eksi 2 yazacaktık. O halde eksi 2'nin küpünden eksi 8 gelir. Artı x küp gördüğümüz yere eksi 2 yazıyorsak şu artıyı silelim. Tamam mı? Şurası ne olur? Eksi 2m olur. Bir de eksi 2'miz var. Bu da neye eşitmiş sevgili gençler? Sıfıra. Neden? Çünkü tam bölünebildiğine göre diyor. Demek ki kalanımız sıfır. Eksi 2m buradan ne olur? 10 olur. O zaman m kaçtır sevgili gençler? Eksi 5'tir deriz. Ve cevap olarak da deniz diye işaretleriz. Bir diğer sorumuz. Px eşittir x üzeri 22 eksi x üzeri 15 artı 2 çarpı x üzeri 6 artı 1 polinomunun x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan nedir diye sorulmuş. Şimdi şu ifade neyin açılımına benziyor? X üzeri 5 eksi 1 polinomunun açılımı x eksi 1 çarpı x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1'dir. Bilmiyorsanız da öğrenin. Şimdi bize şu çarpan lazım ama bu çarpan yok. Yani şurada bakın, şurası var sağ tarafta ama x eksi 1 yok. Ne yapacağız? Olmasına gerek yok. Çünkü ben bunu şuna böldüğüm zaman kalanı buluyorsam şuna böldüğüm zaman da kalan aynı çıkacaktır. O halde x üzeri 5 eksi 1'i sıfıra eşitlerim. Ve x üzeri 5 buradan ne gelir? 1.
Demek ki ben polinomda x üzeri 5 gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. Peki bu polinom neydi sevgili gençler? X üzeri 22, yani x üzeri 5'in dördüncü kuvveti ne yaptı? X üzeri 20 yaptı. Bir de çarpı x kare dedim. Eksi x üzeri 5'in küpü geldi sevgili gençler. Artı 2 çarpı x üzeri 5 çarpı x geldi. Artı bir de neyimiz var? 1 var. Şimdi ben x üzeri 5 gördüğüm yere 1 yazacağım. 1'in dördüncü kuvveti 1 olduğu için yazmıyorum onu. X kare eksi 1'in küpü 1 artı 2 kere 1 2. Çarpı bir de x'imiz var. 2x artı bir de ne geldi? 1 geldi. Peki şu eksi 1 ile artı 1 birbirini götürürse geriye kalan olarak ne kalır? X kare artı 2x. Şimdi şunu söyleyebilirsin. Hocam biz polinomu x üzeri 4 artı x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1'e bölüyorduk. Sen gittin x üzeri 5 eksi 1'e böldün. Ne alaka? Şimdi bunu sorabilirsin. Sormakta da haklısın. Ama şunu söyleyeceğim ben de. Diyeceğim ki zaten bak burası böldüğümüz polinom 4. dereceden bir polinomdu. Ve 4. dereceden bir polinomun kalanı maksimum 3. dereceden bir polinom olmak zorunda. Benim buna x eksi 1 ile çarpmam demek 5. dereceden yapmam demek bunu. Ve ben bu polinomu 5. dereceden bir polinoma böldüğüm zaman kalan yine değişmeyecektir. Yani kalan yine 4. dereceden küçük olduğu için her halükarda 5. dereceden de küçük olacaktır. O yüzden bu şekilde küçük oyunları buraya yapabilirsin. Sonucu etkilemeyecektir. Cevapta ne olacaktır? Burs olacaktır sevgili gençler. Şimdi alt kısımda diyor ki Px polinomunun asal çarpanlara ayrılmayan x kare artı mx artı n ile bölümünden elde edilecek kalanı bulurken x kare gördüğün yere eksi mx eksi n yazabilirsin ve bu işleme kalanın derecesi 2'den küçük oluncaya kadar devam edeceksin. Böylece kalanı bulmuş olursun diyor. Aslında bir önceki soruda bu taktiği uygulamıştık biz. Şimdi gençler yani bu aslında önceki sorularda bizim için şu ve şu soruda bizim için bir uyarı, bir hatırlatma niteliğindeydi. Buraya hani şöyle diyebiliriz. Soruyu tahtaya çözdükten sonra hani unutmayın arkadaşlar bunu da not alın demiş gibi buna not diyebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi şuradan yine önemli bütün detayları bir araya topladım. Bu toplamı yaparken de olabilecek bütün senaryolar hazır. Diyor ki bazen bir polinom açık olarak verilmez. Yani o polinomla ilgili özellikleri kullanarak polinomu biz kendimiz üretmemiz gerekir. Şimdi aşağıda da bunu birkaç örnekle açıkladım. Diyor ki 3. dereceden bir Px polinomu x eksi 1 çarpı x eksi 2 x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 ile tam bölünebiliyormuş. Şimdi tam bölünebiliyorsa demek ki bu polinomun hem x eksi 1 hem x eksi 2 hem de x eksi 3 diye çarpanı vardır. Peki kat sayısı var mıdır? Acaba kat sayısının 1 olup olmadığına emin miyiz? Değiliz. O halde bu kat sayıyı da a ile ifade edersin ve çarpı a dersin. Bunu ikinci dereceden denklemlerde falan da yapıyorduk. Parabolde de yapıyorduk. Değil mi? Şimdi örneğin yine bu soruda söze baş katsayısı 5 olan diye başlasaydı o zaman ne olurdu? Tabii ki A gördüğün yere bu sefer 5 yazardım. Çünkü baş katsayısı belliymiş bu sefer. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Baş katsayısı 5. X eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 ile bölündüğünde 4 kalanını versin bu sefer. Bu durumda ne yapacağız? O halde şöyle diyeceksin. Tam bölünmüyormuş. X eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 diye çarpanı olacakmış tam. Bir de bunun baş katsayısı da 5'miş. Tamam. Ama kalan 0 değil. Kalan ne? 4. O zaman o 4'ü sondan eklemeli gibi sona ekleyeceksin. Anlaştık mı? Devam edelim. Aşağıda da diyoruz ki baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir polinom x kare artı 1 ile tam bölünmektedir deseydi bize demek ki x kare artı 1 diye bir çarpanımız olacak. Ama baş katsayımız da 2 ise demek ki diğer polinomumuz 3. dereceden gelsin diye 2x olacak. Artı a'sını bilmiyoruz diyecektik. Ve polinomu bu şekilde ifade edecektik. Bunlar bilinmesi gereken şeyler. Bunlar seni rahat ettirecek şeyler sevgili gençler. Bunları biliyorsan rahat edersin polinomlarda. Yani sorularda kalıplara bağlı kalmazsın. Yani bir soruyu çözerken acaba hangi kuralı uygulayacaktım diye düşünmek yerine eğer tüm bunları biliyorsan dersin ki nasıl olsa rahat davranırsın. Nasıl olsa ben bu soruları çözerim. Sıkıntı yok. Gerekirse polinomu yazarım. Gerekirse kuralını bulurum. Gerekirse
uzun uzun yazar, gene de çözerim dersin eğer bunları biliyorsan. Bunlar sana özgüven kazandıracaktır. Şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki baş katsayısı 3 olan 3. dereceden bir Px polinomu x kare artı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. Şimdi bu ne demek oluyor? Baş katsayısının 3 olduğunu biliyoruz. Ama şurada bir x kare artı 3 ile bölünüyormuş. Bölündüğünde de 2 kalanını verecekmiş. Ama baş katsayısı da 3'müş. O zaman nasıl ifade edeceğiz bunu? Bak burası baş katsayısı hala 1. 3. dereceden olması için ben bunu 3x ile çarpacağım. Ama yanında bir eleman var mı yok mu bilmiyoruz. O zaman bunu yazdık. Peki hangi kalanı veriyormuş sevgili gençler? 2 kalanını veriyormuş. O zaman bunu da bu şekilde ifade ettim. Diyor ki bu polinomun, Px polinomunun katsayıları toplamı 10'muş. Şimdi bu Px polinomu katsayılar toplamı nasıl bulunuyordu? X gördüğün yere 1 yazıyordun. Yani P1. P1 nedir burada? 4 çarpı 3 kere 1, 3 artı A. Artı bir de neyimiz var? 2'miz var. Katsayılar toplamımız 10 olduğu için 10'a eşit dedim. Bu 2'yi karşıya gönderirsem burası ne olur? 8. Peki 4 ile 3 artı A'yı çarpınca 8 buluyorsam 3 artı A kaçtır? 2'dir. O halde A kaçtır sevgili gençler? Eksi 1'dir denilebilir. Şimdi eksi 1'i bulduktan sonra bize ne demiş? X artı 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Yani X gördüğün yere ne yazıyor? Bunun kökünü yani eksi 1'i yaz demiş. Peki benim polinomum ne oldu aslında? Bakın artık ben şurayı kırmızıyla göstereyim. A neydi? Eksi 1. Demek ki burası artık eksi 1'miş sevgili gençler. Ve artık ben bu polinomda x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Peki yazalım. Eksi 1'in karesi 1. 3 eklersem 4 çarpı. 3 kere eksi 1 eksi 3. Eksi 1 daha eksi 4. Artı bir de neyimiz var? 2'miz. Şurası ne yaptı? Eksi 16 artı 2'den doğru cevabımız eksi 14'tür deriz ve bursayı işaretleriz. Tamam. Geçiyoruz artık konu anlatımımızın son sayfasına. Polinomları bitiriyoruz. Artık bundan sonra verdiğim testte çözersen polinomların sende en azından konu olarak tam olarak oturacağını söyleyebilirim. Sonrasında tabii yeni nesil sorularda çözmen gerekiyor. Soru bankalarından veya soru bankalarından çözmen gerekiyor. Daha sonrasında bu diyeti de uygularsan kendine denemelerde polinom sorusu kaçırmayacağını iddia ediyorum ben sana. Şimdi ne diyor? Sıfırdan farklı en az iki tane polinom verilsin. Bu polinomların hepsine tam bölünebilen en küçük dereceli polinoma ne diyormuşuz sevgili gençler? Bu polinomların ortak katlarının en küçüğü diyoruz. Aynı normal bildiğimiz sayılardaki okek kavramı gibi. Polinomlarda okek bulunurken ortak asal çarpanların en büyük üssüleri ile ortak olmayanlar çarpılır. Aynı tıpkı sayılardaki okek ve obep kavramları gibi diyoruz. Tekrar tekrar. Bu polinomların hepsini tam bölen en büyük dereceli polinoma da bu polinomların obebi diyoruz. Ve polinomlarda obep bulunurken ortak asal çarpanların en küçük üsleri çarpılır diyoruz. Peki bunların gelin uygulamasını yapalım. Bakın bir px ve qx vermiş. Obep ve okeki soruyor. Şimdi obebini biz bir bulalım. Ama obebini bulmadan önce de şu polinomları biraz düzenlememiz gerekiyor mu bir bakalım. Düzenlememiz gerekmiyor aslında. Şöyle diyelim. Şurası nedir bu arada? 3x'in karesidir değil mi? Sadece bunu yazsak yeter sanırım burada. Evet. Şimdi OBEB'i bulalım gelin. OBEB'de 3x ve 3x kare. İkisini de bölen ne var? 3x var. Çarpı. X eksi 1'in küpü. X eksi 1'in karesi. X eksi 1'in karesini alıyoruz. Küçüğünü alıyoruz. Çarpı. X artı 1 ve x artı 1'in karesinden. X artı 1'i. Ve x artı 3 ile aslında burada ne var? X artı 3'ün sıfırıncı kuvveti var. Küçüğünü aldığımız için x artı 3'ün sıfırıncı kuvvetini alacaktık. Ve o da 1 olduğu için yazmıyoruz. OBEB bu. Peki bunların okeki nedir? En küçük ortak katları. Onu da şu şekilde yapacağız. 3x ve 9x kareden hangisi daha büyük? 9x kare. Çarpı. X eksi 1'in küpüyle x eksi 1'in karesinden x eksi 1'in küpü çarpı. X artı 1 ve x artı 1'in karesinden x artı 1'in karesi çarpı. X artı 3 ve x artı 3'ün sıfırıncı kuvvetinden x artı 3'tür deriz. Okek de budur sevgili gençler. Obep bu, okek bu. Bazen atraksiyon yaratıp sana okekinin obebine bölümünden kalanı veya okekin obebine böldüğümüzde bunun en sade hali nedir gibi sorularda sorabilir. Hazırlıklı olmalısın. Geri kalanı zaten çocuk oyuncağı. Şimdi bir de şu son sorumuzu da çözelim ve noktayı koyalım videoya. Px vermiş, qx vermiş. Diyor ki bu polinomların obep bu okeklerini bulalım. Bulalım da
Bunlar halihazırda verilmemiş. Yani hazır olarak verilmemiş bize. Önce o BEP BOKEK almaya hazırlamamız gerekiyor. Üstteki sorudaki gibi. X küp, x kare ve x'ten burada bir x çarpanımız var. X parantezinde x kare eksi 2x eksi 15 gelir. Burası çarpı x kare eksi 4 diyor ya, ben bunu x eksi 2 çarpı x artı 2 biçiminde yazarım. Peki bunu yazdıktan sonra şurası da çarpanlarına ayrılıyor mu? Vallahi mis gibi ayrılıyor. X'e x, burası da eksi 5'e artı 3 diye ayırırız. O halde px polinomu aslında ne olur? Bakın yazıyorum. X çarpı x artı 3 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 olur. Px'i buldum. Peki qx'i yazacağız şimdi de. Qx için de bakın ben burada x kare parantezini alırsam burayı x kare eksi 4x eksi 5 gelir. Çarpı bir de x eksi 2'mizin küpü var. Peki burada x üzeri 4 eksi 4x eksi 5 nasıl ayrılır çarpanlarına? Onu da ayır verelim. X eksi 5'e x artı 1 diye mi ayrılır? O halde ben bu qx polinomunu x kare çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin nesi yazacağım? Küpü olarak yazacağım. Başka bir çarpanımız yok. Şimdi OBEP'ini ve OKEK'ini bulalım. Onu da yeşil renkte yapalım ya da turuncu renkte yapalım. Şimdi OBEP dedim. OBEP'imiz ne olacak? X ve x kareden küçük olan hangisi? X. X artı 3 aşağıda yok, yukarıda var. O zaman almayacağız. Çünkü x artı 3'ün demek ki burada nesi var? Sıfırıncı kuvveti var. X eksi 5 ve x eksi 5'ten küçük olanı olmadığından kendisini alacağız. Çarpı x eksi 2 ve x eksi 2'nin küpünden x eksi 2'nin kendisini alacağız. Aşağıda x artı 2 yok. Demek ki burası x artı 2'nin nesi var sevgili gençler? Sıfırıncı kuvveti var. Dolayısıyla ben buraya ne diyeceğim? X artı 2'yi de x artı 2'yi almayacağız. Başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. O zaman OBEP'imiz x çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 2. Bir de mor renkli OKEK'i bulalım. OKEK'imiz de sevgili gençler, x ve x kareden büyük olan x kare. X artı 3 var. X artı 3'ün sıfırıncı kuvveti var. X artı 3'ü alacağım. Büyük olanı. X eksi 5 ve x eksi 5'ten yine kendisini alacağım. X eksi 2 ve x eksi 2'nin küpünden x eksi 2'nin küpünü alacağım. X artı 2 ve x artı 2'nin sıfırıncı kuvvetinden x artı 2'yi alacağım. Başka almam gereken bir şey var mı? Bakın aşağıda x eksi 1 var. Yukarıda x eksi 1 yok. O zaman x eksi 1'i de alacağım. İşte buradaki OBEP'imiz de budur. OKEK'imiz de budur diyeceğiz sevgili gençler. OBEP bu. OKEK bu dedik. Doğru cevap bunlardır sevgili gençler. Ve polinom fasikülümüzün, polinom föyümüzün sonuna geldik. İki video toplam yaklaşık bir saat falan oldu sanırım. Bir saati biraz geçmiş olabilir. Güzel bir konu anlatımı olduğunu düşünüyorum. Umarım sana da yardımcı olabilmişimdir. Şimdi test kısmında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu ve konu anlatımlarımı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşça kalın sevgili gençler, sağlıcakla kalın.